SporX Adnan Polat'tan Cristiano Ronaldo açıklaması. Galatasaray eski başkanı ve iş insanı Adnan Polat, Demirören Haber Ajansından DHA Serhan Türk'ün sorularını yanıtladı. 11 yıl önce Mali Kongre'de kendisine yöneltilen ya seçime gidersin ya da ibra etmeyiz tehdidindeki süreci anlatan Polat, 11 yıl boyunca stada gitmedim. Dursun Özbek Kongre'de kulübün özellikle mali sıkıntılarını aşması için küskünlüklerin ortadan kalkması gerektiğini söyledi. O dönemki ibrasızlık Yargıtay Genel Kurulu'nda da reddedilmişti. Kanuna aykırı bir hareketti. Dursun Özbek de bunu ortadan kaldıralım diyerek oylamaya sundu. Tek bir kişi bile genel kurulda itiraz etmedi ve oy birliği ile nezaketsizliği ortadan kaldırdı. Dursun Özbek de artık bu durum ortadan kaldırıldı, senin de maçlara gelmen gerek dedi. Bir sonraki maçı da beraber izledik. Dursun Özbey'in çağrısının birlik beraberliği sağlamak adına etkili olduğunu düşünüyorum. Sadece camianın değil taraftarın da birlik olması lazım. Taraftarlar takımı çok güzel destekliyor, stadı dolduruyorlar. Stadın bu şekilde dolu olması hem psikolojik olarak hem de ekonomik olarak kulübe katkı veriyor. Loca almak istedim bulamadım, bundan memnun oldum. Galatasaray'ın seyircisi Galatasaray'ın ruhudur. Ruh olmadan beden hareket etmiyor, sözlerini sarf etti. Yeni takım, Okan Buruk, şampiyonluk. Futbol takımının geçen sezondan bu sezona geçişini yorumlayan Adnan Polat, Galatasaray yeniden bir takım kurdu. Yeni kurulan takım, ligin başında takım olana kadar az kayıpla geçmesi çok büyük bir başarı. Bence Okan Hoca da bu süreci çok iyi yönetti. Birbirini tanımayan oyunculardan kurulmuş bir ekip. Ligde Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde. Ben çok başarılı buluyorum ve daha da iyi olacağını düşünüyorum. Geçen sene çok kötü bir sezondu. Ondan önceki sezon ise averajla şampiyonluğu kaçırmıştı. Normalde bu seviyedeki takımı baştan değiştirmeye gerek yoktu. Niye böyle bir şeye kalkışıldı anlayamadım. Mali olarak da büyük bir yük bindi. Bu yanlışın da bedeli geçen sezon başarısızlıkla ödendi. Burak Elmas biraz da tecrübesizlik nedeniyle yanlış yönlendirildi. Sonra farkına varıp gereğini yaptı ama bunlardan ders alıp yolumuza devam etmeliyiz. Geçen seneki en büyük hata Averaj'la şampiyonluğu kaybetmiş bir takımı tamamen değiştirmekti. Dursun Özbek ve Erden Timur çok iyi bir futbol ekibi oldular. Takım yeni oturmaya başladı. Tam yükselme trendindeyken Dünya Kupası girdi. Okan Hoca, benim için evlat gibidir, Florya'ya da gidip kendisini ziyaret ediyorum, yardımcı oluyorum ve başarılı olacağına inanıyorum. Okan Hoca, Akhisar ile Türkiye Kupası'nı kazandı, Başakşehir'i şampiyon yaptı. Okan Buruk kendini gösterdi, destek verip arkasında durmak lazım. Galatasaray ile kupayı kaldıracağını düşünüyorum. Şampiyonluk yarışı Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçecek gibi duruyor. En az hata yapan takım bence şampiyon olacaktır, dedi. Cristiano Ronaldo sözleri. Adnan Polat, özellikle sosyal medyada Cristiano Ronaldo ile ilgili çıkan haberlere de değinerek, Ronaldo'nun Galatasaray'a gelmesini tabi isterim. Renk olur, çok faydalı olur. Ama ben olsam alırdım demedim. Olmasını isterim dedi. Ronaldo'yu parayla getiremezsin. İkna etmen gerekir. Erden Timur bence transferleri iyi yapıyor. Ronaldo'yu da ikna edebilir diye konuştu. Tarihi 2045 sözleri. Başkanlık yaptığı dönemde 2045 sloganını anlatan Adnan Polat, 2045 benim maçların bitiş saatini işaret ettiğim bir şeydi. Ama gazeteler manşete taşıdı. Denizli'nin plakası 20, Manisa'nın 45. Her iki takıma da teşekkür ederek espriler yapıyorduk. Ama oradaki son 16 dakika bitmeyen bir 16 dakikaydı. Belki de Fenerbahçe son anlarda karşı karşıya pozisyonu atsaydı, 20-45 olmayacaktı, dedi. Galatasaray'ın geleceğini kararttılar. Adnan Polat, Galatasaray'ın mali yapısı ile ilgili olarak da, yıllık geliri 200 milyon dolara çıkarmıştık. Ama ben kullanamadım o mali kongreden dolayı. Bütçemizde 200 milyon doların biraz üstündeydi. Büyük sponsorluklar bulmuştuk. Benim zamanımda sportif AŞNİN değeri 700 milyon dolar seviyesindeydi. Benden sonra 150 milyon dolara düştü. Son dönemde 200 milyon doların biraz üzerinde. Hiç kimse o aradaki kaybolan 500 milyon doları sorgulamıyor. İçerideki güven ortamının kaybolması nedeniyle düştü. Kısa sürede tekrar o seviyeye çıkması zor görünüyor. Eğer projeler hayata geçerse ve borçlar kapanırsa tekrardan yükseliş olabilir. Ama kısa vadede mümkün değil. Benim harcayamadığım 200 milyon doları şampiyon olmak uğruna bol keseden harcayıp Galatasaray'ın geleceğini kararttılar. Şimdi de onların acısını çekiyoruz, açıklamasında bulundu. Kulübe yardımcı oluyorum. Adnan Polat yeniden başkan olmak istemediğini söyleyerek, herhangi bir yardım istenirse yaparım. Dışarıdan kulübe destek olarak katkı yapmaya çalışıyorum. Yurt dışında kulübün tanıtımına yardımcı oluyorum, ifadelerini kullandı. Dursun Özbey'in arkasında durulmalı. Dursun Özbek dönemini değerlendiren Adnan Polat, geldiği günden beri çok iyi işler yaptı. Bir kere iç barışı sağlaması çok önemli. Galatasaray'ın çözülmesi gereken çok sorunu var. Gece gündüz koşturduğunu biliyorum. Ben de yardım gerektiğinde destek oluyorum. İlk döneminde öğrendiği tecrübelerle daha iyi bir şekilde yönetiyor. Ben başarılı olacağını düşünüyorum. İşi kolay değil ama camiadaki herkesin destek vermesi lazım. Camianın Dursun Özbek'i destekleyip arkasında durması lazım. Tüzük değişikliği gerekiyor. Okan Buruk ve ekibini desteklemek lazım. Birlik ve beraberliği korumak lazım dedi. Tüzük değişikliği yapmak gerekir. Adnan Polat tüzük sıkıntısı ile ilgili olarak ise tüzük değişikliği yapmak gerekiyor. Toplantı daveti oldu ama katılım olmadı. Yönetimsel bazı konuları düzenlemek gerekiyor. Katılımcı olmayan üyelikleri iptal etmek gerekiyor. Üyelerin aktif olması lazım. Bu tüzük ile Galatasaray'ı yönetmek çok zor. Değişime ayak uyduramıyoruz. En son tüzük değişikliğini ben yaptım. Bazılarının keyfine üç başkan ibra edilmedi. Ben üye olmak için 5 sene bekledim. Galatasaray'a belli kalitedeki insanları üye yapıp kaliteyi artırmamız gerekiyor şeklinde konuştu. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.